İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın program konuğu oldu ve burada AKP ile ittifak iddialarına yanıt verdi. Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız sorusuna kesin bir dille hayır cevabını verdi ve bu programda şu açıklamaları yaptı. İsmail Küçükkaya kendisine şu soruyu yöneltti. Anayasayı değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi Cumhur İttifakı'na davet etse katılır mıydınız? Meral Akşener hayır yanıtını verdi ve şu açıklamayı yaptı. Tüm siyasi partilerle biz tasarımızı tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Sonrasında anayasa hukukçuları yorumlarını yapacak. Ama sonrasında anayasayı tümden mi değiştirmek lazım? Tarihçi olarak söylüyorum, o biraz zor. Ben Sayın Erdoğan'la da tasarıyı paylaşacağım ama okuyup okumayacağını bilmiyorum açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin düşmanı değilim. Ben siyaseten kimsenin düşmanı değilim. Bütün badirelerde siyasetçi, siyasetçinin dostudur. Derdimiz Türkiye, memleketimiz. Ben Erdoğan'a gelin bir memleket masası kuralım dedim. Koca bir tartışma oldu. O memleket masasına ana muhalefet partisinin genel başkanı da oturacaktır, oturmalıdır açıklamasında bulundu. Yani böylelikle İYİ Parti AKP'ye ittifak kapısını tamamen kapatmış oldu. Ama ısrarla bu konuyu gündeme getiriyorlar. Şunu biliyor Meral Akşener ve İYİ Parti yönetimi. Bugün İYİ Parti MHP gibi AKP'nin peşine takılsın, Cumhur İttifakı'na katılsın. Şu an İYİ Parti'nin oyu anketlerde %14-15 civarlarında. Anında İYİ Parti'nin oyu, abartmıyorum, %3-4 seviyelerine düşer. Ve siyaset sahnesinden de silinir giderler. İYİ Parti MHP gibi gidip de AKP ile ittifak yaparsa kendi sonunu hazırlamış olur. Çünkü İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin büyük bir bölümü CHP'den umudunu kesmiş, Kılıçdaroğlu'yla bir şey olmayacağını düşünen kitlelerden oluşuyor. Bu kitleler İYİ Parti'de gider AKP saflarına katılırsa tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne döner veya oy kullanmaz ya da başka bir partinin kurulmasına zemin hazırlar. Meral Akşener de zaten bunu göze almaz. Millet İttifakı'nın güçlendiği bir dönemde Millet İttifakı masasını dağıtmaz. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi Millet İttifakı tarafından kazanılmış. Böyle bir başarı söz konusuyken neden kaybeden tarafa katılsın ki?